İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cüneyt Dirican hattımızda. Hocam merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın sevgili Mehmet Kıvanç, herkese güzel bir cuma ve güzel bir hafta sonu olsun. Evet hocam, şimdi ne konuşacağız? Ekonomi konuşacağız tabii ki. Bakan Nurettin Nebati'nin bir cümlesini hemen okuyayım, yorumunuzu sorayım hocam. Eğer modeli, yani bu Türkiye ekonomi modelini kastediyor Sayın Bakan, uygulamaya almasaydık bugün enflasyon sorunuyla birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık. Çok şey söyledi dün Bakan Nebati ama bu cümle biraz daha yüklü bir cümle gibi geldi bana. Nedir hocam bu durum? Yani bunun da bir takım sonuçları var elbette seçilen yolun, ama bunu yapmasaydık da daha kötü bir durumda olacaktık diyor. Siz ne diyorsunuz? Doğru mudur sizce bu yorum? Şimdi Mehmet, seninle hani birçok yerde söylediğim gibi seninle yaptığımız hani programlarda hep bir şeyleri hatırlatmaya veya hatta farkındalığı yaratmaya çalışıyorum. O da nedir? İktisatta tek bir görüş, tek bir ekol, yani okul, tek bir anlayış yok. Tek bir çözüm de yok. Ve örneğin Malezya'daki çözüm Türkiye'de uygulanınca çözüm yaratacak veyahut da Arjantin'deki uygulanmış çözüm Malezya'da hani sıkıntı doğuracak diye bir kural yok. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, belli bazı temel kabul edilen prensipler var ve belli bazı uygulamaların belli hani etki tepki meselesiyle yarattığı sonuçlar var. Bu bazen olumlu olabiliyor, bazen olumsuz olabiliyor, bazen o anı kurtarıyor, bazen hiçbir şeye fayda etmiyor, daha ters tepebiliyor. Dolayısıyla bir de zaman diye bir kavram da var. Yani şimdi 80'in Türkiye'sindeki yaptığın operasyonla ekonomik anlamda bugün yaptığın ekonomik operasyon arasında dünyadaki konjonktür ya da senin konjonktürün ya da senin geldiğin altyapı, kapasite kullanım oranın, iş gücün, nüfusun, teknoloji vesaire arada hani dağlar kadar fark oluyor. Yani şimdi biz arkadaşlarımıza, bizi dinleyen genç kardeşlerimize mesela şimdi üniversitede bizim öğrencimiz var. Kaset göstersek muhtemelen hani nasıl teybe takacaklarını veya da kaset sağdığında nasıl onu toparlayabileceklerini bilmezler. Şimdi dolayısıyla o arkadaştan sen kalkıp da hani teybe takılan kaseti yırtmadan, bozmadan çıkartıp tamir edip tekrardan dinlemeyi, şarkının o kısmı geldiğinde takılırsa orayı nasıl atlaman gerektiğini öğretmen lazım. Bantı yapıştırmak sanattır hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla onu bilmeyen arkadaşın bulması, çözmesi, yapması neredeyse imkansıza yakın. Şimdi bundan 20 sene sonra da bu şu anki genç olan arkadaşlarımızın, işte bizim üniversitede öğrettiğimiz bizim çocuklarımız vesaire, onların yaptıklarını da biz yapamayacağız veyahut da onlar bir sonraki nesilde gelenlerin yaptıklarını yapamayacaklar. Şimdi o yüzden bunu ekonomiye taşırsan, ekonomide de aynı prensip geçerli. Bir de zaman diye bir mevhum var. Yani o günün teknolojisiyle bugünün teknolojisi arasında çözebileceğin ya da çözemeyeceğin de bir sürü konu var. O yüzden iktisatta tek bir görüş, ekol, anlayış olmadığı gibi zamana göre ve yere göre ve mevcut ülkenin ekonomik koşullarına göre de farklı dinamikleri içerdiğinde farklı etki tepkileri veyahut da sonuçları doğurması olasılığı da çok yüksek. Ama genel geçer tabii ki bazı prensipler, kabuller veyahut hani, hani sonuçlar mutlaka oluyor. Şimdi oradan bakarsam dünkü toplantıda daha çok heterodoks diye tabir edilen, yani bu ortodoks anlayış nedir dersen işte neoliberal politikalar, işte serbest sermaye akımları, serbest sermaye akımlarında portföyde oradan yatırımlar işte bir ülkeye gider. Emerging market diye işte gelişmekte olan bir hani pazar kavramını yarat IMF'le ya da Dünya Bankası'yla veyahut da işte OECD'de orada burada. Ondan sonra bunları işte sermaye akımlarıyla bir şekilde pompalar. Biraz şanslılarsa, iş biliyorlarsa, işte teknolojiyi de doğru kullanırlarsa işte ayağa kalksınlar. Sana ucuza fason imalatçı sıfatıyla üretsinler. Ondan sonra da işte o gelen yani kazandıkları paraların bir kısmını sana faiz olarak, bir kısmını kar payı olarak ödesinler. Aradan kendilerine bir şey kalıyorsa da işte kendi kalkınmalarına filan harcasınlar. İşte eğitimlerine, sağlıklarına filan. Şimdi bu genel anlamda neoliberal politika, işte o Glasnost sonrası, 85-95 sonrası yaşanan hikaye. O dönemde buna akademide Washington uzlaşısı ya da Washington konsensüsü deniyor. Çok kabaca tabii, altında daha bir sürü temel dinamik veyahut da değişken var ama kabaca böyle hani adlandırabiliriz. Bunun karşısında bir de Pekin konsensüsü var. Pekin konsensüsünü çok anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz tabii bu işin esprisi. O sosyal medyadaki değerli kardeşimizin videosu gibi. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz dünyanın 2 numaralı ekonomisi haline gelen Çin. Ama Çin buraya kolay geliyor mu? Hayır. Yani yuan çok ciddi değer kaybediyor. Bir 10 küsür seneye yakın, işte bizim 2013'ten bu yanaki yaşadığımız senaryo. Bu arada işte cari açık çok ciddi veriyorlar. Ekonomi oranları eksi %5 seviyelerinden işte artı %8'lere kadar çıktıkları dönem oluyor ve büyümeyi de işte dünyanın bazen bir numarası, bazen işte biz geçiyoruz 2 numarası falan şeklinde ama genelde ilk 5'te olacak şekilde. Bu sene biraz sıkıntılı olmakla birlikte onun da genelde hani sıfır Covid hani politikasından kaynaklandığı söyleniyor. Dolayısıyla özetlersem Pekin ne yapıyor veyahut da Pekin konsensüsü Çin modelindeki anlayış ne? Ben diyor bunu diyor altyapı yatırımlarına çevireceğim. Teknolojiyi doğru kullanacağım. Marka çıkartacağım. Patent vesaire ARGE'ye yatırım yapacağım. Dolayısıyla diyor oradan diyor işte rezerv birikimi sağlayacağım. Ve oradan hareketle de işte şu anda dünyanın en büyük rezervlerine sahip mesela Merkez Bankası'na sahip. Kabaca işte baktığın zaman 2000 küsür ton civarında sadece altın var. Uzun yıllardır hani Rus Merkez Bankası, Suudi Merkez Bankası bizim Merkez Bankamız gibi altın alıcısı. Tabii o bugünlere hazırlık aslında. Gerek resesyon, stagflasyon, gerekse de hani Allah muhafaza savaş senaryolarına hazırlık. Ama özetle şimdi burada Türkiye nerede olacak? Şimdi karşınızda bir Güney Kore örneği var. Karşınızda işte Çin modeli var. Karşınızda başka örnekler var. Dolayısıyla hepsini alt alta koyarsan şimdi oradan hareketle Türkiye'nin bir tercih yapması gerekiyor. Şimdi hemen hemen kamunun birçok altyapının yatırımı temel anlamda tamamlanmış durumda. Nedir dersen işte sağlık tarafı, otoyollar, ulaşım vesaire. Yani kısmen belki teknoloji ki orada daha gidilmesi gereken yer var. Şimdi Türkiye'nin bunların bir şekilde meyvelerini alıp sonuçlarını yani return on investment dediğimiz bizim yatırımın geri dönüşünü alması gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Bunu bu kadar altyapı yatırımını biz niye yaptık? Faiz vermek için yapmadık herhalde, değil mi? Bir şekilde üretmek bu otoyollar olması gerekiyor. Ya bu hava yolları, Türk hava yollarına yatırımlar, bütün her tarafta hava yolunun olması, her ile bir tane üniversite açmamız, kalifiye iş gücü yaratmamız, hani knowledge dediğimiz bilgi çağında bilgiyi yaratabilmek için işte bir şekilde buralara yatırım yapmamız. Ya biz bunları herhalde hala daha sıcak para gelsin de faizle işte belli bir büyümeyi, karşılığında belli bir enflasyon, cari açık, bütçe açığıyla karşılayalım diye yapmadık herhalde. Yani en azından hani o amaçla yapıldıysa da zaten en büyük yanlışı yapmışız demektir. Dolayısıyla bunların geri dönüşünü nasıl alacağız? Üretimle alacağız. Üretim ekonomisi. Bugüne kadar biz zaten beton ekonomisi deyip tartışmadık mı? Yani biz derken hani birçok kişi bunları eleştirmedi mi? Ya da sadece bir sektöre yoğunluk verilmesi. Ha, bir sektör. Yani. O da lazım. İşte şimdi dünkü konferansa geleceğim. Dün biraz daha heterodoks taraf. Yani bu ortodoks neoliberal ver faizi kurtul diye çok kabaca özetleyebileceğimiz anlayışın tersi senaryoda aslında başka hani makro ihtiyati tedbirler veyahut da uygulamalarla veyahut da hani iktisadın altındaki başka başlıklarla başka modellerin her ülke özelinde dinamiğinde farklı sonuçlar verebileceğini ve iyi etkili sonuçlar verebileceğini söyleyen akademisyenleri daha çok dinledik. Ve bu gelenlerin çoğu dünyanın her tarafından hani bilinen iktisat alanındaki bilinen isimler. İşte Kore'sinden, Japonya'sından, İsveç'inden, ABD'sinden işte İngiltere'sine kadar bir sürü hoca. Şimdi ben oralarda notlar almaya çalıştım. Mesela İsveç'ten gelen bir hanımefendi bu altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak hani bunların geri dönüşünün hani ne kadar zamanda alınacağı tabii önemli. 3 sene mi 7 sene mi dedi ama özel sektörün girmediği yerde işte şu anda bizim aslında o eleştirilen kısım modellerden bir tanesi de dünyada proje finansmanı yapan hani yatırım bankacıları veyahut da bankacılar da çok iyi bilirler. Geçmişte yapan birisi olarak da söylüyorum. Özel sektörün bir şekilde finansmanını ya hani bir yerlerden sağlaması gerekir ya da kamu eğer bütçesi çok müsait değilse veyahut da bütçeyi açmak istemiyorsa özel sektör işbirliğiyle bu tarz büyük altyapı projelerine girerler. Dolayısıyla şimdi bu tarz ama yatırımların geri dönüşünü ya özel sektörün yapamadığı ya da kamunun bir şekilde yapamadığı finansman nedeniyle işlerde işbirliği yapılır ve bunun bir şekilde işte geri dönüşünün alınması gerekir. Ve İsveç'ten gelen hanımefendi işte orada hani bu yatırımların geri dönüşü ne zaman olacak? Dolayısıyla o yatırımların geri dönüşünün aslında başka dinamiklerle birleşmesi, enflasyona katkısı, işsizliğe katkısı, yan sektöre, sanayiye katkılarından da bahsetti slaytında. Hatta fotoğrafını da çektim. Dolayısıyla bunlar biraz vakit alıyor tabii ki. Şimdi biz tam işte o vakit alan kısmın sonuna bir yerlere doğru yaklaşmaya başladık ve yatırımın geri dönüşünü almamız gereken yer. O zaman biz bir tercih koyacağız artık. Yani bundan evvelki şekilde daha çok finansal ekonomiyle mi büyümeyi veya da ayakta kalmayı ya da belli bir hadi kısma kadar gidip ama bir yerden sonra kapasite yetmediği için tıkanmayı mı göze alacağız? Yoksa 85 milyon nüfus işte 120 milyona doğru gidiyor. Bu yeni gençlere artık konut yetmiyor. Değil mi? Yani konut yetmiyor işte, yani bu sosyal konut projesinin. Yetmiyor hocam, durum ortada yani. Yani hangi iktidar gelirse gelsin bunu yapmak zorunda. Yani hiçbir şey bilmiyor olsam matematik biliyor olman lazım. 85 milyon %50 atıp 120 milyona giderse 15 sene sonra bunları nereye koyacaksın? Nerede yaşayacak bu insanlar? Yapmamız lazım bir şekilde. Yapmamız lazım yani. Çok dolayısıyla basit yani. Çok basit bir matematik yani. Hani bunun için ne iktisatçı olmaya gerek var ne başka bir şey olmaya gerek var. Yani şimdi oradan hareketle. Bunları, yani bir tercih koymamız gerekiyorsa işte orada bir geçiş yapman gerekiyor. Ama o geçişin zamanlaması sıkıntılı çünkü küreselde çok ciddi sıkıntılar var. Evet hocam, biraz kötü bir zamanda yakalanmadık mı bu işe? Evet. Yani şimdi borsalar çakılıyor, resesyon endişesi nedeniyle dünyada vesaire, işte Ukrayna'daki durum ortada. Hani biraz zamanlama bu bakımdan yani bütün dünya kötüye giderken biz kime satacağız, nasıl üreteceğiz, ürettik diye nasıl satacağız? Bunlar da soruluyor. Sevgili Mehmet, yani bu paranın ucuz olduğu Lehman biraderleri kadar ve hatta ondan sonrası bir kabaca 4-5 sene daha diyebiliriz. 2013'te çünkü FED işte yavaş yavaş bilanço daraltmaya başladı. Oradan sonra başımıza zaten, yani öncesinde ve sonrasında ne geldiyse dünyanın başına da şu anda da bize de hepimize ondan geliyor. Dolayısıyla şimdi o süreç içerisinde biz evet imalatı, sanayiyi vesaire ön tarafa çıkartabilirdik. Doğru. Ama şimdi İstanbul'dan bunları dinlemek çok kolay. Şimdi nasıl Mardinli kardeşimiz veya Urfalı kardeşimiz okulundan kalkıp İstanbul'a gelip de Boğaz'ı ya da gemiyi gördüğü zaman, uçağa bindiği zaman televizyonda haber oluyor, mutlu oluyor. Şimdi tersi de aslında geçerli. Hiç Mardin'i görmemiş, Urfa'yı görmemiş veyahut da ne bileyim o coğrafyaların, Nusaybin'e gitmemiş insanların buradan hani orayı yorumlaması çok kolay değil, doğru da değil. Şimdi Mardin dediğin yere ben 2 kere gittim. Yani Mardin'de bir hani şehrin içerisinde Vatan Caddesi kadar neredeyse bir altlı üst geçitli hani bir cadde yapılıyor. Şimdi bu bundan 15 sene evvel yoktu sevgili Mehmet. Dolayısıyla şimdi o zaman sanayi yaptın, çok güzel yaptın da Mardin'den, Nusaybin'den, Urfa'dan, ne bileyim Elbistan'dan, Maraş'tan, Malatya'dan o ürettiğin malı, Anadolu Kaplanların ürettiği malı ucuza veyahut da hızlı veyahut da yüksek teknolojiyle katma değerli vesaire vesaire, ya da üniversitesi yoktu diyelim mesela Mardin Artuklu Üniversitesi, hani kuruluş tarihini de bilmiyorum ama birçok şehrimizde üniversite yoktu. Kalifiye iş gücü yok. Buradan adamı da İstanbul'dan kalkıp oradaki hani fiyatlarla orada yaşamaya kabul ettirtemiyorsun birçok nedenden dolayı. Nasıl yapacaktım? Yani anlatabiliyor muyum? Yani o zaman da bir kısmı yapılabilir, yani hiçbir şey yapılamaz ve her şey doğrudur anlamında söylemiyorum bunu. Aralarında mutlaka eksikleri, yani yanlışları da var. Yani altyapıyla üretimde biraz dengede kaçmış gibi gözüküyor. Yani aslında hani demek istediğim bu maalesef biraz zaman alıyor. Yani o zaman da işte yani bu paranın ucuz ve kolay olduğu dönemde bunları yapmadık ya da yapamadık o sebepten ya da bu sebepten. Şimdi yapmaya çalışıyoruz ama zamanlama maalesef sıkıntılı. Zamanlamada da şu anda hani vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama bu İngiltere, Japonya ve Yuan... Hocam, hani 3 dakikam var hocam. Evet. 3 dakikam var hocam, buyurun. Malum finansal savaşlar hızla devam ediyor. Ticaret savaşları, tedarik savaşları, kur savaşları. Şu anda kur savaşlarının son safhasına geçmiş durumdayız. Yani inanılmaz. Yani koca pound yerlerde sürünüyor. Deli gibi hani İngiliz devletinin bonoları satışa geçti. Emeklilik fonlarında margin call dediğimiz bizim teminat tamamlama çağrısıyla batış noktasına gelip takası kapatamadıkları için mecburen İngiliz Merkez Bankası bir hafta arayla tekrardan devlet tahvili alacağım açıklaması yaptı. Bak, bir hafta evvel devlet tahvillerini artık bilançomuzdan çıkartacağız diyen Bank of England, yani İngiltere Merkez Bankası, bir hafta sonra ben yeniden varlık alımına başlayacağım. Nereye kadar gider? İhtiyaç olana kadar dedi. Belki bir sene, belki 1 milyar pound, bilmiyorum, neyse yani. Şimdi diyeceğim o zaman biz neyi tartışacağız sevgili Mehmet? Hani kredibilite, hani liyakat, değil mi? Hani iktisat, iktisadın kuralları, çerçevesi, sınırları vesairesi. Evet, ya koskoca İngiltere'den dolar çöktü yani, dağıldı adamlar. Şu anda batıp batmayacaklarını konuşuyorlar. Ekonomist'in manşetini gördünüz mü hocam? Ekonomist dergisi. Yok, görmedim ama tahmin edebiliyorum. Bakmanızı gerçekten tavsiye ederim. Yeni başbakan tabii Liz Truss bir takım ekonomi programlarıyla da geldi. Liz Truss'ı bir tane kayığa oturtmuş Ekonomist dergisi. Kayık da böyle hani ucu kalkmış. Hani iyi yüzmüyor ve ne demiş? How not to run a country. Yani bir ülkeyi nasıl böyle hani yönetilemez, yönetemezsin gibi bir şey. Ekonomist hala Washington uzlaşısına göre manşetini atıyor. Çünkü o taraftalar, sermaye tarafında da geçiniz onlar. Yani koskoca İngiltere bile şu anda başka bir noktada. Şimdi İngiltere'de aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Japon Merkez Bankası'nda da aynı durum var. Çin Merkez Bankası'ndaki durum biraz daha farklı. Ama Çin Merkez Bankası'nda dün bir bir açıklama yaptı. Renminbi'de, yani yuanda manipülasyon var, dikkatli olun diye. Çünkü şu anda bu üç tane, yani dünyada rezerv para diye kabul eden ya da baz para diye kabul edilen veyahut da dolar karşısında rekabet edebilen hani sağlıklı ekonomilerin parası diye kabul ediliyor bunlar. Şimdi veyahut da hani onun karşısında durabilecek paralar diye kabul ediliyor. Japon Merkez Bankası satışa geçti rezervlerinde, ona rağmen yenin değer kaybını durduramadı. 105 hani 1 dolar işte 105 145 yene kadar gittiler. Yani Japon Merkez Bankası dahi dayanamadı. İngiliz Merkez Bankası dahi dayanamadı. Ama ikisinin de temel sorunu Çin, o yüzden biraz farklı bu anlamda. İkisinin de rezervi yok sevgili Mehmet. Aktiflerine, bilanço büyüklüklerini oranladığın zaman rezervleri yok. Yeterli rezervleri ve aktifleri oranlandığında çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ezber bozmak isteyenler gidip hani merkez bankalarının rakamları açık, kendileri de bakabilirler ya da kolaylık olsun istiyorlarsa ben Şalom Gazetesi'nde bu hafta yazımda hani koydum tabloyu, yani bana atıf yapıp isteyen istediği yerde kullanabilir. İsteyen hani bana inanmıyorsa evet, gidip kendisi de rakamlara bakabilir. Dolayısıyla işte FED'in aldığı kararların sonuçları diyebiliriz bunlara. Sonuçları, ama bizim Merkez Bankamızın rezervlerini aktifleri oranladığın zaman bu iki Merkez Bankası'ndan daha iyi durumdayız, biliyor musun sevgili Mehmet? Bunu da söylemek yani şimdi, lazım hocam. Bunu da, yani işte, bu da bir gerçek. O zaman neyi eleştireceksin? Ve Liz Truss bu arada maliye politikasıyla vergileri düşürüp genişlemeci politikayla, yani bizim aslında şu anda aslında Türkiye ekonomi modeli dediğimizin kısmen farklı bir kısmını yapmaya çalışıyor. İngiltere üretim modeli diyelim ona da o zaman. Ona da İngiliz modeli mi dersin, kraliçe modeli mi dersin bilmiyorum ama ya da artık kral King oldu. King modeli hocam artık. King model. Dün Japonya'dan bir beyefendi geldi. Onda mesela şey diyordu. Bütün bu heterodoks, ortodoks iktisat anlayışları tartışmasında özetle şunu dedi adam. Hangi modelin hangi ülkede tutacağı ya da işleyeceği ya da hani sağlıklı sonuç vereceği ya da yanlış sonuç vereceğini kimse bilemez. Her ülkenin dinamiği farklıdır. Yani aklın yolu bir. Japon'u da aynı şeyi söylüyor. Ben de haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Evet, bu anlamda hani bu farklılıkları hani farkındalık oluşturmak için söyleyenler de aslında aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla öyle faiz videoları çekip de hani bütün bunlar yanlıştır demek de doğru değil. Tam tersi, bütün bu şu anki yapılanlar da mutlaka iyi sonuç verecektir demek de bir o kadar yanlış. O yüzden yaşayacağız, göreceğiz biraz sevgili Mehmet. Hocam çok teşekkür ederim.